Merhaba değerli izleyiciler. Yepyeni bir Vatandaştan Başkana İlçeler programındayız. Çok özel bir bölümle karşınızdayız. Çünkü şu anda biz Mustafa Kemal Paşa ilçesindeyiz. Mustafa Kemal Paşa ilçesinin değerli başkanı Sayın Sadi Kurtulan yanımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Daha doğrusu biz hoş geldik. Siz de hoş geldiniz Murat Bey. Mustafa Kemal Paşa'nın bu güzel gününde sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Şimdi Mustafa Kemal Paşa neredeyse 100 bin nüfusu olan bir kent artık. Ve 133 yıllık bir belediyecilik geleneği var burada. Bu belediyecilik geleneğinde de iki dönem sizin imzanız var. Bu imzaların içerisinde de sosyal belediyecilik çok ön plana çıkıyor. Bu ön plana çıkan belediyecilik anlayışlarının en önemli işaretlerinden birisi de Uğur Böcekleri. Arkamızda gördüğümüz Uğur Böceği Kültür Merkezleri. Böyle bir kültür merkezine neden ihtiyaç duydunuz? Öncelikle ben bütün Mustafa Kemal Paşalara şükranlarımı, minnetlerimi arz ediyorum. Çünkü bu kadar güzel işleri yapmak için bize şevklendirdiler. Bizi bu topraklarda yetiştirdiler. Evet. Kültürümüzün bütün güzellikleri içerisinde bizi yoğurdular. Ve onlara hizmet etme imkanı içinde önlerine çıktığımızda desteklerini verdiler. Bugün gördükleriniz ve anlatacaklarımız Sadi Kurtulan'ın değil, Mustafa Kemal Paşalar'ın özlemleri, idealleri ve hayalleriydi. Onlar istediler, biz yaptık. İnsanın 24 saatlik hayatı içerisinde çalışma, üretme, dinlenme, eğlenme gibi bölümler var. Evet. Bu bölümlerin en önemlilerinden birisi de sosyal yönü. Yani insan yalnız yaşayan bir canlı değil, sosyal bir varlık. Bu güzel tabiatın içerisinde bitkileriyle, hayvanlarıyla, güzel bütün ortamlarıyla beraber yaşıyor. Ama hemcinsleriyle paylaşıyor. Biz de insanımız birbiriyle neyi paylaşıyor? Neyi paylaşmak istiyor? Yani o eski mahallelerimizde insanlar bir araya geldiğinde neler konuşurlar? Ne anlatırlar? O akşam televizyonun olmadığı, hatta elektriğin olmadığı zamanlarda insanlar bir araya gelir. Gelinlerimizin çeyizlerini hazırlarlar. Çocuklarımızın geleceğini hayal ederler. Onunla ilgili çalışmalar yaparlar. Göz nuru, el emeği şeyler üretirler. Dantellerimizden düşünün. Bütün güzellikleri o gecelerde hem sohbetle hem konuşurlar, hem eğitirler, hem üretirler. Hem üretim yaparlar. Bu arada da yanan o küçücük sobada yemekler pişer, kestaneler pişer, mısırlar patlatılır ve bunlarla bir sosyal olgu vardı. Ama yıllar çok hızlı geçti. Yeni bir ortama kavuştuk. Evet, mimarisi değişen atmosferlerde oturuyoruz ama insanların bir araya gelme ihtiyacı var. Çok doğru. Bana Mustafa Kemal Paşalılar, biz mahallemizde bir araya geleceğimiz ortak noktalar oluşturun. Bunu biz İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde ve özellikle Osman Gazi'de başlattığı hizmetlerle bizi şevklendiren şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altıbe Bey'in o BUSMEK'teki çalışmaları bizi şevklendirdi. Harika. O zamanlar biz büyük şehrin kapsamı dışındaydık ama ruhuyla, varlığıyla bize en yakın insan olan Recep Altıbe Bey bize bu işlerde öncülük etti. Bu kursları açın dedi. Biz de o kursların örneklerini gittik inceledik. Bu konuda bana en büyük desteği veren çok kıymetli eşim Necmi Hanım'a teşekkür ediyorum. Onlarla beraber hem İstanbul'u hem Bursa'yı inceledik ve bu ilçede neler isteniyor? Evet, bu insanlar bir araya gelip bir şeyler üretmek istiyorlar. Deri mefruşatından, iğne oyasından, dantelinden, yaptıkları bütün faaliyetleri kara kaleminden, aile içi iletişimden, İngilizce kursundan, gitarına 29 ayrı branşta biz istekleri bulduk. Yani biz Adnan Menderes Meydanı'nda 60 öğrencimizle hep birlikte bir koro gitar kurslarını, rezitallerini yaşadık. Bunları bu mahallemizin insanları istediler. Biz bir araya gelelim, bir şeyler üretelim, dertleşelim, hem üretelim hem konuşalım. O büyük bir sosyal paylaşım, evet, ve bir halk üniversitesi bu. Bunu biz Uğur Böcekleri Kültür Merkezlerinde oluşturduk ve kendilerinin 6 yıl içerisinde biz 7000 aşkın vatandaşımız 7'den 77'ye sanata, kültüre, spora ilgi duyan her branşta onlara bu hizmetleri verdik. Ben özellikle bu işe gönül veren
Mustafa Kemal Paşalılara minnettarım. Çünkü onlar istemeseler, ihtiyaç duymasalar biz buraları açamazdık. Evet. Bu ihtiyaç onları bu hale getirdi. Bugün 9 ayrı merkezde... Evet, adedini soracaktım. 9 ayrı merkezde ve taşlandırdığımız... Şimdi sizi biraz sonra oraya misafir edeceğiz. Taş Mektebimizde, hı hı, Ebru atölyelerinden hat sanatının güzelliklerine ve sanatın yağlı boya resim sergisinden kara kalem resim sergisini oluşturacak bütün güzellikleri oluşturacak merkezleri açmayı Allah bize nasip etti. Biz şunun peşindeyiz. İnsanlar üretmek için bir şeyler planlıyorlarsa belediyeler bunları mutlaka önünü açmak zorunda. Evet, çocuklarımız yetişecek. Çocuklarımız büyükleriyle bir arada yetişecek. Onlarla iletişimde bir şeyler öğrenecek. Biz sadece seyreden, uzaktan kumandalı insanlar değil, üretim ruhu içinde olan bir neslin yetişmesinin peşindeyiz. Bu konuda da bize en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza da minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Çünkü bu barakalarda başladığımız hizmetlerin kifayetsiz olduğunu bize ısrarla söyler. 3 yıldan beri düzgün bir şey yapalım Sadi Bey, düzgün bir proje hazırlayın diye bize ısrarla söyler. Biz de 37 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazide daha evvel yapılmış ama metruk halde kalan bir yüzme havuzumuz vardı. Burayı bir kültür merkezi yapalım. Beraber oturduk. Hangi projeleri yapalım? Sanat adamlarımızla bir araya geldik. Kültür adamlarımızı, tiyatrocularımızı, sanata gönül veren insanları bir araya getirdik. Nasıl bir konferans salonu istiyorsunuz? Nasıl bir tiyatro salonu istiyorsunuz? Nasıl bir sanat atölyesi istiyorsunuz? Nasıl bir sosyal donatı alanları olsun? Voleybol, basketbol sahalarımız, sosyal aktivitelerin yapılacağı sahalar, her türlü sporu bayanlarımızın yapacağı sahalar. Bakın, bayanlarımız bizden kapalı yüzme havuzu istiyorlar. Sizler her yerde yüzüyorsunuz diyorlar. Bizim için böyle bir imkan niye yok? Bunları da bir araya getirdik, bu istekleri, ve o projeyi hazırladık. Şimdi çok özür dilerim. Geçen günlerde bir anlaşma imzalandı. Evet. Bu anlaşmada kimlerin imzası var ve bu anlaşma bildiğim kadarıyla bu Gençlik Kültür Merkezi için yapıldı. Evet. Onu biraz açıklar mısınız? O 37 dönümlük araziyi Mustafa Kemal Paşalar karşısındaki metruk yüzme havuzu olarak bilirler. Evet. Burası daha evvel 1994'lü yıllarda Mustafa Kemal Paşa Belediyesi tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'na verilmiş ama çeşitli nedenlere tamamlanmamış bir alan. Biz orayı Gençlik Spor Bakanlığımızdan tekrar geri aldık, tamam, belediyemize. Dedik ki biz buraya bir proje hazırlayacağız. İşte bu anlattığım serencamı Recep Altepe Bey ile beraber gerçekleştirdik. Projelerini hazırladık ve bu konuyu Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin imkanlarıyla yapmanın fırsatı yoktu. Biz 2012 yılında bu projeyi Recep Bey'e aktardığımızda buyurun dedi, bize de başvurun. O zaman Büyükşehir'e girmeden önce Büyükşehir Belediye'mize de başvurduk ve bunun yapım işinde elini taşın altına koyduğunu Büyükşehir'imiz ifade etti. Bize çok sevindik. Bununla beraber dedik ki bu bütçeye Gençlik Spor Bakanlığı da katkıda sunsun. Tamam. Onlara bu konuyu bütün Bursa milletvekillerimiz ve başta Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç Bey'in destekleriyle yollara çıktık. Tabii işin adı güzel, soyadı para. Bunun için de düştüğün zaman dara, gideceğiniz yer Plan Bütçe Komisyonu. Plan Bütçe Komisyonu'na gittiğimizde iki değerli milletvekilimiz var. Sayın Önder Matlı ve Sayın Hüseyin Şahin Bey. Evet. Sağ olsun Hüseyin Şahin Bey de, Önder Matlı Bey de çok özveriyle çalıştılar. Hüseyin Bey her gün takip eder. Başkan ne yaptın? Proje nerede? Şurayı şöyle yap. Bize sürekli motive ediyordu. Bak, İnegöl'de bunun güzeli var. Niye Mustafa Kemal Paşa'da olmasın? Önder Bey de bak hala niye yapmadın diye bize ısrarla telkinde bulunurlardı. Ve bu telkinler bir sonuç verdi. Bir sonuç verdi. Onlar da sağ olsun Plan Bütçe Komisyonumuzdaki o iki değerli milletvekilimiz bizi Gençlik Spor Bakanımız Akif Bey'le bir araya getirdiler. Akif Bey'in Bursa ziyaretinde bu konuyu açtığımızda hayretler içerisinde oldu. Evet dedi. Devletimizin böyle bir tesisinin ben heba olmasına göz yumamam. Sayın Bursa Valimiz Münir Bey'in huzurlarında gerçekleştirdiğimiz o toplantıda Sayın Bakanımıza bunun derhal yapılmasını ve Mustafa Kemal Paşalıların bu güzel hizmetle bir arada olmaları gerektiğinin vurgusunu yaptı. Bize devam ettik.
Daha sonra hem vekillerimiz hem Büyükşehir Belediye Başkanımız bununla ilgili gereken çalışmaları oluşturduk ve paranın kaynağı Spor Toto. 30 Aralık günü gittiğimiz Ankara'da bu çalışmaları sürdürdük ve geçen hafta Spor Toto Genel Müdürümüzü Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altıbı Bey ile beraber ziyaret ettim. Sayın Kasaboğlu'nu ziyaret ettik ve protokolümüzü orada imzaladık. Harika. Ve o protokolde bu işin %50'lik kısmını Gençlik Spor Bakanlığımız, %50'lik kısmı Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapacak. Biz minnettarız. Burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altıbı Bey'e, bu konuda bizi yönlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bey'e, bütün Bursa milletvekillerimize ama Plan Bütçe Komisyonu'ndaki özel iki vekilimize Sayın Hüseyin Şahin ve Önder Matlı Bey'e teşekkürü bir borç biliyorum. Ama bu konuda bir gizli kahraman var. Onu da anmadan geçemeyeceğim. Bu projelerin hazırlanmasında bize her zaman yön veren, bizi motive eden ve bu işi gerçekleştirirken çok yardımını gördüğümüz İl Gençlik Spor Müdürümüz Süleyman Şahin Bey'i de Mustafa Kemal Paşalılar adına sporu çok seven bu insana bir teşekkürü borç biliyorum. Çok güzel. Ve bu bir ekibin çalışması. Bakın sağlam kafanın sağlam vücutta bulunacağına inanan bir Mustafa Kemal Paşa'dayız. Bugün yaşadığımız bu topraklarda eğer biz iyi bir neslin yetişmesini sağlayamazsak gelecek için ümitlerimiz, hayallerimiz gerçekleşmez. Bu tesisin kazandırılmasında emeği olan herkese, bütün Mustafa Kemal Paşa'da çok teşekkür ediyorum. İnşallah temelini attığımızda göreceksiniz. Evet, biz 3 yıllık, evet Murat Bey, 3 yıllık bu çalışmaların neticelerin güzel olduğunu, burada barakalarda sürdürdüğümüz bu çalışmaların inşallah çok modern bir ortamda çok daha nezih bir şekilde yapılacağını ve tiyatro sergilemek için gelen o sanatçıların ne kadar memnun olduklarını İnşallah beraber göreceğiz. İnşallah efendim. Şimdi müsaade ederseniz buradaki hanımlardan biriyle de kısa bir söyleşi yapmak istiyorum. Daha sonra Taş Mektebe gitmek isterim sizle. Şu anda Züfer Bey Uğur Böceği Kültür Merkezi'ndeyiz. Efendim sizin adınız nedir, tanıyabilir miyiz? Züfer Bey şube sorumlusuyum. Burada neler yapılıyor? Burada bayan 7'den 77'ye kadar diyelim yaştaki kursiyerlerimizle değişik branşlarda kurs alıyor kursiyerlerimiz. Farklı sabah 9'da başlıyoruz. Gece 10'a kadar devam ediyor. Çeşitli branşlarda kurslar veriyor. Buradan sertifika alabiliyorlar mı? Evet. Protokolümüz var Halk Eğitim Müdürlüğü ile. Oradan sertifika alabiliyorlar. Peki burada yapılan üretimler yarın öbür gün ekonomik kazanımlara dönüşebilir mi sizce? Dönüşebilir. Zaten şu anda kendi aralarında da kursumuza geldiklerini bilen vatandaşlar kursiyerlerimizden talep ediyorlar. Peki. Öğrendiğinizden bize de yapabilir misiniz diye. Kendilerini yaptıklarının haricinde başkalarını da satabiliyorlar. Çok güzel. Yani... Çok güzel. İsminizi rica ederim. Hülya Acar. Hülya Hanım, ne öğretmeniz? Deri mefruşat. Deri mefruşat nedir? Ne öğretiyorsunuz? Suni derilerden salon takımları, misafir odası, oturma odası, mutfak takımları yapıyoruz. Hı-hı. Halı, paspas, bu tarz şeyler çalışmalarımız oluyor. Öğrencilerimiz bunlarla geçimlerini de sağlayabiliyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz. Peki bu ürünlerin ortaya çıktıktan sonra hem dünyaya anlatılması hem de pazarlanabilmesi adına siz mesela interneti kullanacak mısınız? Neler planlıyorsunuz gelecek için? Bizim zaten çalışmalarımız var. Sanal ortamda bunu yapabiliyoruz. Harika. Öğrencilerimize müşteri bulabiliyoruz. Hani öneriyoruz. Yani ürünün fotoğrafını çekip internete koymak, mesela Amerika'dan birinin bunu görmesi gibi şeyler söz konusu olabilir değil mi? Yurt dışıyla bağlantısı olan kursiyerlerimiz de var. Bunlar da aracılık ediyorlar. Çok bu güzel. Şekilde geçim sağlanıyor. Zaten dönem sonunda da bir sergimiz oluyor. Toplu bir sergimiz oluyor. Orada da bütün ürünlerimiz sergileniyor. Başka illerden gelen misafirlerimiz de oluyor. Başka ilçelerden gelen misafirlerimiz de oluyor. Oradaki sergilenen ürünleri beğendikleri anda hemen alabiliyorlar da. Yani öyle bir imkanımız da var. Büyük bir sergimiz oluyor Haziran ayında. Oraya da bekleriz. Çok güzel. Değerli izleyiciler, Kemalpaşa'da güzel kurslar kuruluyor. Bunlar sayısı 9'a kadar ulaşmış ama yakında açılacak yeni kültür merkezinde bu kurslar devam edecek. Umarım bu yayınımız birçok ile, ilçeye de örnek olur. Mustafa Kemal Paşa'da Taş Mektep'teyiz. Taş Mektep'te üretilen işlerden bir tanesinin yanındayız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Nagihan Özbursa. Nagihan Hanım, bu nedir? Vav harfi. Üç boyutlu. Evet. Üç boyutlu vav harfi yaptı. Evet, evet. Bu aile özel bir aile. Evet. Bakın 7'den 77'ye bu ilçeyi yetiştiren ailelerden birinin mensubu. Vav bizim kültürümüzde özellikli bir harf. Vasilikten, vekillikten, vaizliğe kadar uzanan bir çizgiyi hatırlatır. Ama hep nezaketi, zarafeti hatırlatır. Evet. Bakın o zarafet içerisinde lalelerle bunu süslemiş zaten. Sizin isminiz ne? Kıymet Uysal. Kıymet Hanım, bu nedir, anlatır mısınız? Bu tarihi bir resim, kaplumbağa terbiyecisi. Hı. Bakın bu iki hanımefendi bir şeyi gösteriyor bizim kültürümüzde. Bizi yetiştiren bu kültür içerisinde sabrın ne kadar önemli olduğunu. O eser bir göz nuru, bir el emeği. Yani binlerce yıllık kültürümüzün bir yansıması. Evet. Ve burada da sabrın somutlaşmış hali. Çok doğru. İnsanlar eğer sabrederlerse neleri yapabilirler? Bu sabrı hayatımızın her alanında göstermenin bize ne kadar gerekli olduğunu siz tablolaştırmışsınızdır. Biz de bu sabrı bir ömür boyu vatanımıza, milletimize, kültürümüze hizmet konusunda devam ettireceğiz. Geçen 3 yıl içerisinde tam 100 bin laleyi Mustafa Kemal Paşalılarla tanıştırdık. Kardeşlerimiz de o laleleri o kadar beğenmişler ki şimdi evlerine yapıyorlar. Lale bizim kültürümüzde sevginin, güzelliğin en güzel örneklerinin ifadesidir. Ondan herhalde ilham aldılar. Rengarenk laleler inşallah şimdi artık duvarlarımızda olacaklar. Her gün burada kursiyerler oluyor değil mi? Her gün. Burası bir kültür merkezi. Uğur Böceklerinin Taş Mektebi, ihya ettikleri yerler. Burası her gün değişik kurslarla canlanıyor. Evet. Sizin adınız ne? Melek Mihal İşli. Melek Hanım, ne yapıyorsunuz siz burada? Üç boyutlu resimler yapıyoruz. Böyle. Çiçekler yapıyorsunuz, doğa tasvirleri yapıyorsunuz. Evet, yani evet. Taş Mektep'teki kursun öğretmenlerinden biriyle birlikteyiz. Efendim isminiz nedir? Gül Hanım. Gül Hanım, şimdi bu eserleri öğretirken nereden başlıyorsunuz, nasıl başlıyorsunuz? Önce çizim mi öğretiyorsunuz? Yani öğrenciler size nasıl geliyorlar? Resimlerini alıp geliyorlar. 10 tane aynı resim üzerinden en erkek objeleri öne doğru atarak geliyoruz. En öndekilere daha çok ağırlık veriyoruz. Hmm. Giyim diyoruz daha doğrusu. Siz burada sergi yapmıyor musunuz? Sergi yapıyoruz sene sonunda. Sene sonunda bir sergi yapılıyor. Her sene yapılıyor mu? Tabii her sene yapıyor. Ben üçüncü senem dolayısıyla. Kaç öğrenci geliyor aşağı yukarı buraya? Buraya benim bütün gruplarım 50 kişi diyelim. 50 kişi. Ama siz farklı öğretmenler, farklı gruplar da var galiba. Canım bir sürü branş var. Benim branşım Raylef. Başka ne branşlar var? Deri mevşat var, minyatür var. Hat var, kağıt var, ebru var. Yani bayağı var. Çok güzel. Çok teşekkür ederim size. Güzel. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Mustafa Kemal Paşa'da Sayın Sadi Kurtulan'la birlikteyiz. Başkan, o kadar halkın içinde ki biz ilerlerken sürekli durdurulduk ve sürekli bir konuşma var ama bu konuşmalar talepler değil. Bu konuşmalar iyi dilekler, güzel istekler ve başkanla ahbaplığın, samimiliğin devamı gibi. Ben bu ahbaplık, samimilik nereden geliyor? Siz buralı olduğunuz için. Murat Bey, insanlar birbirinin aynasıdır. Güzel. Siz neyi görmek istiyorsanız aynı olarak karşınızdakini onu tutuyorsunuz. Beni bu topraklardaki insanlar yetiştirdi. 1960'lı yıllardan bu yana içinde yetiştiğimiz her şeyde onların eseri var. Bir de rahmetli babam benim iyi bir esnaftı. O esnaflık bütün insanlarla bir araya gelmeyi, yani bıçkıcısı, bakkalı, terzisi, lokantacısı,
her biri demircisi, tornacısı, her biri bize birçok şey öğretti. Bu sokaklarda yürürken bize davranış eğitimini, insanlarla olan ilişkileri, iletişimi, borcu, harcı hepsini onlar bizi bir araya getirdiler. Onlarda gördüğümüz güzelliklerin biz şimdi toplumda somutlaşmış haliyiz. Yani biz adımız soyadımızı taşımaktan öte bizi yetiştiren bir ilçeyi tanıtıyoruz. Bu ilçede de insanlar birbirleriyle çok güzel iletişim halindeler. Paylaşmayı çok seviyorlar. Çünkü zorluklardan, fakirlikten, muhtaçlıktan gelen bir kültür var. Takdir edersiniz 1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile beraber bir Balkan faciasını yaşadı dünya. Bu facia her yere göçleri gerektirdi. Benim ailemde Balkanlardan buraya göç eden bir ailenin çocuğuyum ben. Bu ilçede Kafkaslardan gelenler de var. Balkanlardan gelenler de var. Kozmopolit bir ilçe. Bizim Balkan göçmeni ağırlıklı bir ilçeyiz. Bu bize şunu gösteriyor. Siz göçle beraber gelen kültürü yaşamak zorundasınız. Tabii ki bu coğrafyada üç şey çok hakim. Biri tarımsal üretim. Tarıma dayalı bir üretim felsefesi var. Yani rahmetli Koç Türkiye'nin ilk konserve fabrikasını Mustafa Kemal Paşa'ya kurmuştu. Benim altın yumurtlayan tavuğum diyordu. Çünkü buradaki yetişen o güzellikleri sanayiye kazandırdılar. Bununla beraber hayvancılık ve hayvansal gıdaların üretimi var. Bir de esnaflık var. Çevredeki ilçelere dahi ticareti en iyi yapan ilçe esnafımız var. Bu üçü bir kültürü oluşturdu. Nedir o? İnsan yetiştirme kültürü, insanlara üretmeye dayalı mutlu olma felsefesini oluşturdular. Bu da bizi yetiştirdi. Benim gibi bu ilçede yetişen çok mükemmel insanlar var. Bakın biz biraz önce Taş Mektep'te sizinle beraber gezerken o sokakları bizim gibi yetişen, çiğneyen birçok insandan bahsettik. Onlardan biri de kulakları çınlasın Doktor Brunos Fotra Bey'dir. Abileridir, rahmetli annesinin orada yetiştirdiği birçok insan var. Bunlar hepsi bu toprakların, bu coğrafyada yaşayan insanların birikimleriyle oluşuyor. Doğası, yeraltı kaynakları, yer üstündeki çalışkan insanları bir şeyi gösteriyor. Cennet köşesi Bursa'nın, Mustafa Kemal Paşa. Bu köşede bize bir şey düşüyor. Sağlıklı ve doğru iletişimle, geleceğe ait düzgün projelerle Mustafa Kemal Paşa'da yaşayanların Bursa'yla, Türkiye'yle ve dünyayla paylaşacakları çok şeyler var. Bunları biz beceren insanları görmenin ve onların izinden gitmenin umudu içerisindeyiz. Efendim bu eserlerden bir tanesinin de şu anda önünde duruyoruz. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin yepyeni güzel binası var burada. Bunun ötesinde burası bir meydan, kent meydanı. Binlerce insanın bir araya geldiği, her gün bulunduğu, buluştuğu bir yer. Burayı yaparken neleri göz önünde bulundurdunuz? Öncelikle bu meydanın hayaldi gerçek oldu felsefesinin bir öncesine gidelim. Şu anda bulunduğumuz yerdeki hemen karşımızda 925 metre karelik bir alanda hizmet eden Mustafa Kemal Paşa Belediyesi vardı. Evet. 1950'li yıllarda rahmetli Adnan Menderes'in yaptığı, hemen yanına koyduğu sinemamızla beraber bir alanımız vardı. Bu alan bize 50 yıl hizmet etti. Fakat geldiğimiz noktada tıkandık. Çünkü 925 metrekarenin bir 600 metrekaresiyle Mustafa Kemal Paşa'ya hizmet etmeye çalışıyorduk. Personelimiz çok sıkıntı çekiyordu. Gelen vatandaşımıza sağlıklı bir hizmet veremiyorduk. Bir belediye binasına hizmet ihtiyaç vardı. Arkamızda gördüğünüz alan hem garajdı, o garaj da kifayetsizdi. Güzel bir belediye binamıza ihtiyaç var. Ama bir eser yaparken o eserde kültürümüzün izleri olsun dedik. Çok doğru. Gördüğünüz arkamızdaki binamızda taç kapımız var. Bu Osmanlı'yı doğuran Selçuklu'nun en önemli özelliğidir o taç kapı. Ama o taç kapıyı biz o azametli giriş kapısını Mustafa Kemal Paşa mermeriyle, Mustafa Kemal Paşa beyaz olan mermerle adeta taçı taçlandırdık. Evet. Ve bizim üretimimizi gösterir. Hemen yanındaki revakların altındaki eli böğründeler de bize Osmanlı mimarisinin klasik örnekleridir. Diğer şeffaf ve cam çizgilerde cumhuriyetimizi gösterir. Üç kültürü bir yerde anımsatan bir eser ortaya getirdik. Bu eser Mustafa Kemal Paşalıların geçmişi olan
ilgilerini ve geleceğe olan ideallerini gösterir. Biz o ideallerin peşindeyiz. Burada 4500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Artık Mustafa Kemal Paşa 100 bin aşan nüfusuyla 131 mahallesiyle Bursa'nın en fazla yüz ölçümüne sahip, en fazla mahallesi olan bir ilçemiz. Çok daha geniş hizmet imkanlarına ihtiyacımız var. Herkes ekonomik gelişmişliğini göstergesi, herkesin aracı var. Ve otopark isteniyor. Peki bu otoparkı nasıl oluşturacağız? Bu gördüğünüz 6500 metrekarelik alanın hemen altında 150 araçlık bir otoparkımız var. Harika. Bu da bize çağdaş yaşamdaki gereklilikleri yerine getirmeyi gösteriyor. Biz bu binaları yaparken geçmişimizi şöyle bir araştırdık. Burada neler yapılmış belediyecilik adına? Bizden önce hizmet eden bütün belediye başkanlarımızı saygıyla, bir kısmını da rahmetle anıyorum. Her biri güzel niyetlerle yola çıktılar, güzel işler yaptılar. Biz de o güzellikleri devam ettirmek için yola çıktık. Bizden önce de buraya birçok şey yapılmak istenmiş ama çeşitli nedenlerle bunlar gerçekleşememiş. Biz bu konuda Mustafa Kemal Paşalıların bir araya gelip oturabilecekleri bir meydanımız olsun. Bu meydanda insanlar güneşi gördükleri her an bir araya geliyorlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Genç kızlar, küçük çocuklar bisikletle dolaşıyor. Bir buluşma noktası oluyor ve burayı da ağaçlarla, peyzajla da süsledik. Biz Mustafa Kemal Paşaları buluşturmak istedik. İki güzel havuzumuz var ve içinde fıskiyelerimizde su. Su sesinin insanı dinlendireceğine dair bilimsel verileri söylememe gerek yok. Evet, suyun yanında bir de sanata ihtiyaç var. O da oraya kattığımız sanat eserleri. Müziklerle de bunu buluşturduk. Senin yanında müzik. Müziğimiz var. Bazen gençlerimiz buraya geliyorlar. Ellerindeki müzik aletleri güzel. Müzik yapıyorlar. Müzik yapıyorlar. Dinleniyorlar. Ve bunlarla beraber burada bir sosyal iletişim merkezi haline geldi. Biz bu güzellikleri paylaşan Mustafa Kemal Paşa'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve çevre esnafımız da buranın onlara değer kattığını bize ısrarla söylüyorlar. Evet, evet. Evet, gelip oturan insan çok fazla çünkü. Gelen insan, oturan insan acıkıyor, yemek yiyor, çay kahve istiyor, alışveriş yapıyor. Neye ihtiyacı varsa bu anda tedarik ediyor. Bizim tarımsal üretim yanındaki en büyük gücümüz esnafımız. Hakikaten güzel üretim yapan bir esnafımız. Biz bu kaldırdığımız binalarla beraber belediye meclisimizde düşünürken yapılan hizmetleri şöyle bir kronolojik sıraya koyduk. 1950 ve 60 yıllar arasında rahmetli Menderes dönemi bu ilçeye belediye hizmet binasını, hükümet binasını, kaymakamlık binasını, adliye binasını, pancar şirketini, orman işletmesini kazandırmış. Bunun yanı sıra hastanemizi yapmış ve bir de 140 vatandaşımıza, Balkanlardan gelen, göç eden vatandaşlarımıza ev tedarik etmiş. O tedarik edilen evlerden biri de benim rahmetli babama ait. Şimdi bu kadar yapılan hizmetler 50 ile 60 yıl arası. Belediye meclisimizde dedik ki buraya ne isim verelim? Ne yapalım buraya? Biz vefalı olmak zorundayız. Biz önce yapılan hizmetleri takdir etmek zorundayız. Bakın benden önce 10 yıl hizmet eden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve yaptığı güzel hizmetlerden iki tanesini, nedir o? Tatlı Top ve Dama'yı aynen onun bıraktığı şekli daha geliştirerek devam ettirdim. Çünkü topluma mal olmuş hizmetler devam ettirilmeli. Ve bu kazandırılan hizmetlere vatandaşımız çok teşekkür ediyordu. Ve bu teşekkürü belediye meclisimiz bu meydana, o 60'lı yılların büyük hizmetlerine bir vefa duygusu olarak bütün meclislerimizin oy birliğiyle Adnan Menderes Meydanı vermeyi uygun gördüler. Ve bu meydan yine bir 26 Mayıs günü 2012'de Erkan-ı Devlet'in katılımıyla açtık. Ve inşallah demokrasimizdeki bir trafik kazasına uğrayan o şehit insanları gelecek nesillerin hafızasında unutulmayacak izlerle anmak için bu ismi verdik. Her perşembe günü bütün Mustafa Kemal Paşa'nın 131 mahallesi, eskiden 104 köyü 6 beldesi olan ve 22 mahallesi olan Mustafa Kemal Paşa'nın alışverişe buraya gelirler. Bütün ihtiyaçlarını buradan temin ederiz. Evet. Biz dedik ki onlara da onların işlerini aksatmadan
bunu yapalım. Yenileyelim. Yenileyelim. Ama bu konuda yine başvuru kaynağımız Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe bana dedi ki git Uzun Çarşı'yı incele. Bundan sonra İnegöl'deki Ali Nur Bey'in yaptığı çarşıyı incele. Bunların hepsini inceledik. Bizim şartlarımızı anlattık. Hepsinin eksiğini noksanını bize gösterdi. Bu esnafı mağdur etmeden, yani onlar faaliyetlerine devam ederken onları işlerinden alıkoymadan bu eseri yaptık. Ve bu eseri öyle bir eser yapalım ki hakikaten her türlü olumsuz şartlardan etkilenmesin. Eskiden burada perşembe günleri pazara geldiğinizde yağmurdan esnaf işini yapamazdı. Şimdi yağmur, kar, fırtına. Ne yazarsa yazsın bir çatı oluşturalım. 3500 metrekarelik bir çatı altında topladık. 80'e yakın dükkanımız. Ve üzerine öyle bir şey koyalım ki tarihte ve bugün de ve yarın da anılsın. O da bizi ayakta tutan en büyük değerlerden biri olan Türk bayrağımız. Bayrağımızı nakşettik ve Google'dan kim girerse o 3500 metrekarelik bayrağımızı görür ve der ki şanlı yurdum her bucağın şanlı olsun. Yurdum seni yüceltmeye anıtlar olsun dizelerini okur. Biz bu bayrağın gölgesinde bir anlam ifade ediyoruz. Başka arayışlarda olanlara da biz böyle nazikane ve nezaketle bir cevap vermeyi ve nesillerimize de o bayrak sevgisini ulaştırmayı hedefledik. Bakın her 5 Ocak bizim Arif Nihat Bey'i andığımız gündür. Evet. Şu anda o çarşının altında onu andığımız pankartlarımızı da göreceksiniz. Bizi biz yapan değerleri yaşamak, özellikle yaşamak ve yaşatmak bizim görevimiz. Belediye olarak da bu güzel bayrak sevgisini geleceğe taşımak için bu çalışmaları yaptık. Değerli izleyiciler, Mustafa Kemal Paşa'nın esnaflarıyla birlikteyiz. Efendim isminiz nedir? Salih. Salih Gönül. Salih Bey, bu çarşıdaki durumdan memnun musunuz? Yani ekonomik sirkülasyon sizce yeterli mi? Vallahi şu anda bizim ekonomik sirkülasyon da yani yeterli. Bize göre yeterli yani yeni sisteme göre. Yani insanlar baya baya alıştı yani şekil olarak. Güzelleşti çarşımız. Evet. Yani, başka... yani yenileme yapıldıktan sonra... Hani üstüne çatı yapılması, yenilemenin yapılması işe yaradı mı sizce? Tabii. Bize yaradı yani. Bizim esnaf olarak zaten bu düşünülen bir şeydi. Yani evet. Bize de çok faydası oldu yani. Başkanım, şimdi esnafın da görüşleri güzel. Sizin yaptığınız bu icraattan memnunlar. Normalde alışveriş yapmayan birisi bile buradan... akşamüstleri yürüyebilir değil mi? Buralar güvenli yerler. Buralar her zaman için 24 saat hizmete açık yerler. Yürüyelim. Şimdi bakın kardeşlerimiz burada hem esnaflık yapıyorlar hem de burası bir sosyal alan. Evet. Burada her türlü hizmeti, her türlü güzelliği yaşayabiliyorlar. Tabanından tavanına kadar. Yani bakın, çok modern, tertemiz bir yer burası. Bu karlı günlerde çöken çatılar vardı. çok şükür bizde olasılık yok. O zor şartları Mustafa Kemal Paşa'da yaşadık. Biz yarım saat içerisinde 40 santimetreye kadar karın yağdığı bir günü yaşadık. Ama çok şükür çatılarımız. Bundan sonra artık öyle bir seçenek yok. Derdimiz olmayacak. Sevgili izleyiciler, Mustafa Kemal Paşa'daki programımıza devam ediyoruz. Sayın Başkan birçok özelliği olan bir insan ama Sadi Kurtulan bir öğretmen, bir fizik öğretmeni ve bunun getirdiği, onun genlerine işlediği bazı özellikleri var. Efendim, öğretmen olmanızın hayatınıza ne gibi etkileri oldu? Şimdi meslekler insanların karakterini oluşturan üç temel özellik var. İş, aş ve eş. İAŞ formülü deriz biz buna. İnsan hayatlarında bunları doğru zamanda ve karakterlerine uygun seçerlerse mutluluk ondandır. Çok bir insana ceza vereceksiniz, ona istemediği bir işi ömür boyu yaptırın. Maalesef dünyada ve ülkemizde bu cezaya çarptırılan milyonlar var. İstemediği şeyi yapan insanlar. İstemediği işi ömür boyu yapmak zorunda olup mutlu olamayan, mutlu olmadığı için de mutlu edemeyen bir kitle yani var. Yani değer üretemeyen, hizmet üretemeyen. Tabii. Sizin hizmetle ilgili çok ciddi bir kasınız, bir geniniz var. Bu sözle de Yunus Emre'nin güzel sözüyle de bunu kanıtlıyorsunuz. Neden böyle bir sözü arkanıza yazdınız acaba? Şimdi
bizim sahip olduğumuz değerlerden biri vakit ve sağlığımız. Evet. Ve bu evren içinde yaşıyoruz. Bu vakti biz tayin etmiyoruz. Yani hiçbirimiz edemeyiz. Dünyaya ne zaman geleceğimizi, anne babamızın kim olacağını tayin etme şansımız yok. O bize verilmemiş. O ilahi irade bizi yokluk aleminden varlık alemine çıkartmış ve bir günde Allah'a ısmarladık diyeceğimiz günü de bilmiyoruz. O kısıtlı süre içerisinde bize bir fırsat tanınmış. İstediğimizi yapma fırsatı. O süreyi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bravo. Yani rahmetli üstad diyor ki elindeyse zamana dur diye dayat. Yok, biz arkamızda daha güzel eserler bırakmak zorundayız. Niye? Kültürümüzde bunlar var. Biz hala kullandığımız yapılar 600 yıllık, 500 yıllık yapılar. Onlar bizden önceki atalarımızın bize yadigarı. Biz bu sürede ne yapacağız? Peki dünyaya gelmekten maksadın ne olduğunu araştıralım. Ama bizim kültürümüzde engin okyanus olan insanlardan biri Yunus'umuz. Evet, doğru. Gelmeden maksat cihane nedir diye sorusuna bu çok güzel bir cevap vermiş. Bir güzel iş görmedir. Bakın. Güzel iş görmedir. O güzel iş görmeyi alın siz. Kendi karakterinize uygulayın. Uyarlayın. Nedir? Benim yeteneğim çok güzel ayakkabı üretmeye yetiyor. Benim yeteneğim çok güzel bir elbise dikmeye uyuyor. O sizin için o güzel iştir. İşte gelmeden maksadı ulaştırmaktır. Zaten biz insanlar için kategori çizerken siz bizim için en değerli insan, diğer insanlara faydalı olan felsefesinin evet. Bu iz düşümüdür. Ve arkasından diyor ki bu sözün arkasında gelmeden maksat cihane güzel bir iş görmedir. Nedir devamında? Halka hizmet eyleyip yaşadığınız topluma faydalı olup ukbada o bitiş çizgisinden sonraki hayatta güzel bir iz sürmedir. Felsefesini bizim kültürümüzdeki bu güzelliği o yüce peygamberin o sözünü almış Yunus, Türkçemizin inbiğinden süzmüş. Çok güzel. Ve sümbül kokan şu topraklarda bize bir hayat felsefesi vermiş. Ama siz hizmet konusundaki temrininizi, yeteneğinizi, öğretmenliğinizden de almışsınız. Bunun nasıl faydalarını gördünüz? Yani bir belediye başkanı olup kentinize hizmet etmenin ötesinde bir insan olarak sizi olgunlaştırdığını, size güzel şeyler kattığına inanır mısınız? Mutlaka inanıyorum ama bu söylediğiniz güzel sözler bana ait değil. Siz bu güzel sözleri bu coğrafyada yaşayan, binlerce yıldır yaşayan bir kültürün biz ortaya çıkmış son örnekleriz, meyveleriyiz. Evet, doğru. Yani burada bir doğru. Güzellik varsa bu bana ait değil. Evet. Bizi yetiştiren, o göz nurunu döken öğretmenlerimiz. Çok doğru. İlkokul öğretmenlerimiz. Bizi ana kucağından alıp ilkokulda alan, şekillendiren İrfan Çekiler, Şükran Tunurlar. Hala ilçemizde yaşadığında büyük övüşle elini öptüğüm Nuri Meşeliler. Yani öğretmenlik hakikaten Cumhuriyetimizin kurucusunun emanet ettiği büyük bir kitle. Hakkını verirsek hem ruh dünyasını, hem gönül dünyasını, hem gelecek dünyasını şekillendiren örnek insanlar. Ben onları hayatta unutamam. Türkçemizi bize annemizin ak sütü gibi helal, tertemiz Türkçemizi sevdiren Ali Akmanlar hocamızı hayatta unutamayız. Bize üniversitemizde Türkiye'nin bütün güzelliklerini öğreten Profesör Mehmet Kaya Bilge Gidin'i rahmetle anmak zorundayız. Ama beni yetiştiren en önemli özellikle öğrencilerimdir. Ben onlar sayesinde yetiştim. Güzel. Onların sorularıyla, onların benim davranışlarıma karşı gösterdikleri tepkilerle ve onlarla beraber neyi gerçekleştirmek istediğimizi planlayarak yaptık. Bugün Fen Lisesi olan eski ismi İbrahim Öğretmen Lisesi'nin o kahraman öğrencileri bizi yetiştirdi. Onlarla beraber bir öğretmenlik idealini, bir paylaşma idealini, ülkemizi severek ve onu ileriye götürmek için yaptığımız çalışmaları hiçbir zaman unutamam.
ve bizde emeği olan bütün öğretmen arkadaşlarımızı, Milli Eğitim Camiamızın o fedakar öğretmenlerini ve paylaşmayı seven, mutluluğu başkalarının mutluluğuyla özdeş yapan öğretmenlerden öğrendim. Burada sokakta kiminle karşılaşsak ismini hatırladınız. Yani aşağı yukarı 100 tane insan bize selam verdi sokakta yürürken, her birine ismiyle hitap ettiniz. Bu nereden kaynaklanıyor? Kemal Paşa'yı sevmekten mi kaynaklanıyor? Herkeste ahbap olmaktan mı kaynaklanıyor? Nasıl bir şeyiniz var sizin? Nasıl bir tutkunuz var Kemal Paşa'ya karşı böyle? Şimdi siyaset çok zor bir sanat. Bunu becerenleri ben saygıyla, hürmetle karşılıyorum. Siyasetin temel odağında da hizmet felsefesi yatıyor. Güzel. Bu hizmet felsefesini siz önce ruhunuza yerleştireceksiniz. Vatandaşımızın affetmediği iki şey var. Yapmacık olma. Doğru. Onu doğallığınızın ötesindeki karşılaşmayı vatandaş asla affetmiyor. Samimiyetsizliği hemen anlıyor. Hemen. Samimi olmak lazım. Biz mükemmel insanlar değiliz. Eksiğimizde, kusurumuzda, hatamızda, yanlışımızla evet. insanız. Evet. Gözler kalbin aynasıdır. Çok doğru. Ama gözle ilgili çok daha güzel bir söz var. Göz, ruhun bu evrene açılan kapısı. Evet. Siz ruhunuzdaki güzellikleri gözünüzden karşı tarafa yansıtıyorsunuz. Eğer sinerjinizi doğru yansıtırsanız, insanları da sevmeyi bir alışkanlık, evet. bir ibadet hayat kabul ederseniz. Ve bir de onu size takdim edilmiş en güzel hediye. Bakın sahip olduğumuz hiçbir şeyimiz yok. Hepsi bizim için birer hediye. Bu hediyeleri vereni de düşünerek insana değer verirseniz niye ismini unutasınız? Dünyada Murat Bey özel, ikinci bir Murat Bey böyle yok. Bu kadar özel bir insana siz adi bir eşya muamelesi yapamazsınız. Her insan özel. Mustafa Kemal Paşa'nın bir turizm potansiyeli var ki dillere destan ve eminim ki evet. önümüzdeki yıllarda daha da şahlanacak, ayağa evet. kalkacak. İnşallah. Bunda da sizin çok ciddi payınız olacak. Bunu biliyorum çünkü o sevdayı bana çok ayrıntılı anlattınız. Onu da başka programlarda yapacağız. Size çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bir öğretmenle, bir belediye başkanıyla, bir abiyle, bir vatandaşla birlikteydik bugün. Standart bir belediye başkanının dışında neler olabileceğini, insanlarla nasıl iletişim kuracağını ve paylaşmanın ne kadar değerli bir şey olacağını anlattı Sadi Bey. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'la yeni programlar yapacağız ama şimdilik vatandaştan başkana ilçeler Sadi Kurtulan özel bölümünden hoşça kalın diyoruz. Yeni bir programda birlikte olacağız. Hoşça kalın, olayda kalın.